Hoş geldin Güneş'cim. Ben buradayım, tamam mı? Oyuncakları sevdin mi? Biliyor musun? İstediğinle oynayabilirsin. Ama. Güneş'cim, bak ne diyeceğim. Resim yapmak ister misin? Hem hatırladığım kadarıyla sen resim yapmayı çok seviyordun. Değil mi? Hadi gel. Ne diyeceğim? Hadi gel başka bir şey çizelim. Olur mu? Güneş'in yaşadıkları yetişkinler için bile çok zor Elif Hanım. Yani ölüm gibi soyut kavramlar çocukların anlamakta çok zorlandıkları şeyler. Bakın, babasının hayatını kaybettiği kazada Güneş de arabadaydı. Sonra da sizin ve Dila Hanım'ın o uçurumdan düştüğünüze şahit oldu. İyi olacak, değil mi? Size açık olacağım. Kolay olmayacak. Yani Güneş'in daha önce görmediğiniz tepkilerine hazırlıklı olmalısınız. Ne gibi tepkiler? Öfke, uyumsuzluk, depresyon. Güneş çok ağır bir travma yaşıyor. Örneğin bir süre sudan uzak durabilir. Ya da okulda arkadaşlarına kötü davranabilir. Ayrıca o gün olanları tekrar tekrar yaşayacaktır. Daha önce olduğu gibi bu süreçte de ona destek olmalısınız. Biz düzenli olarak Güneş'le görüşeceğiz tabii. Bu arada Güneş'in rutininin bozulmaması çok önemli. Yani ne yapıyorsa yapmaya devam etmeli. Okula gitmesini mi öneriyorsunuz? Evet Elif Hanım. Hayatında çok radikal bir değişiklik yaşandı. Eğer normal hayatına ara verirseniz bu travmayı atlatması daha uzun sürecektir. Güneş, diyorum ki acaba eve gitmek yerine okula mı gitsek? Arkadaşlarını görürüz, öğretmenini görürüz. Hem belki oyun saatine denk geliriz ve oyun oynarız birlikte. Hüseyin gitmek istemediğini biliyorum. Ama belki biraz eğleniriz. Hı? Ne dersin?
Hem ben orada olacağım ya. Hemen yanında olacağım. Olur mu? Çık. Hadi o zaman. Gel gel gel. İsterseniz karşıdaki odada kahve var. Yok sağ olun, öyle iyi. Bu yaptığınız çok güzel Elif Hanım. Merak etmeyin. Güneş en yakın zamanda yeniden adapte olacaktır. Umarım. Umarım. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi oyun zamanı. Tuvalet nerede canım? Hemen şurada. Ben tuvalete gideceğim. Siz Güneş'e söylemesiniz. Evet, şimdi bir çember oluşturalım bakalım. Aferin size. Geçin. Tamam. Ne oldu güzelim? Ha? Öyle güzelce oynuyorlardı. Birden bağırmaya başladı. Tamam, bir şey mi gördün? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Kim var orada? Tamam, tamam geçti. Bak ben buradayım. Tamam, kimse yok. Bize taksi çağırır mısınız? Tabii. Hı. Eve gidelim, tamam. Yok bir şey, buradayım ben. Yanındayım, tamam mı? Sakin, tamam. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.